Şimdi hangileri birleştirilirse ikizkenar üçgen oluşmaz diyor. Tabii ikizkenar üçgen olması için iki tane kenarının eşit olması yeterli. Mesela ACD'yi birleştirsek, ACD şöyle birleştirdiğimizi düşünelim. Bu durumda AC kenarıyla AD kenarı birbirine eşit olur. Şunlar birim kare olduğu için her birisini şöyle bir olarak kabul edersek, birim kare dediğine göre de zaten 1 olur. Şurası 2, burası 1. Buradaki uzunluk, hipotenüs uzunluğu, AD uzunluğu kök 5 olur. Aynı şekilde AC uzunluğu da kök 5 olur. Bu ikizkenar üçgen oluyor. Yani şuradaki ikizkenar üçgen oluşmaz diye sorulmuş. Olmayanı, ikizkenar üçgen oluşturmayanı arıyoruz. Siliyorum şunu. Diğerine bakalım. ACE. ACE şöyle birleştiriyorum. Bu durumda da AC kenarıyla CE kenarı eşit olacak. İkisi de iki karenin köşegeni olmuş. Bu da ikizkenar oldu. Biz olmayanı arıyorduk. Siliyorum. Bir sonrakine bakalım. BDE şöyle birleştiriyorum. Şimdi buradaki BD uzunluğu kök 5'tir. 1 birim burada, 2 birim burada, 4 kök 5. DE de kök 5 olur. 2 birim burada, 1 birim burada, kök 5 olacak. Demek ki bu da ikizkenar üçgen. Siliyorum. Diğerine bakalım. ABC şöyle birleştiriyorum. Şöyle. Şimdi az önce hesaplamıştık. Gerçi şurası karenin bir kenarı 1 birim olacak. Şurası 1, 1. AB uzunluğu kök 2 olur. AC uzunluğu da az önce de hesaplamıştık. Kök 5 olur. Kenarlar hep birbirinden farklı olduğu için bu bir ikizkenar üçgen değil. D şıkkındaki ikizkenar üçgen olmuyor. E şıkkındakine bakalım. Siliyorum bunu. Ona da bakalım. ADE şöyle birleştirirsek. Şöyle. Buradaki AD kenarıyla DE kenarı birbirine eşit. Bu da ikizkenar üçgen olacak. İkizkenar üçgen olmayan değişik.